değerli izleyicilerimiz Almanya'da sosyal yardım alanları çok yakından ilgilendiren bir haberimiz var federal Almanya Çalışma Bakanı bir açıklama yaptı Almanya'da 2005 yılında alınan kararla sosyal yardım ve işsizlik parası düzenlenmişti biliyorsunuz harfi olarak bilinen sosyal yardım alanlar üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğinde bu almış oldukları paralar %60'a kadar kesintiye uğruyordu. Bununla ilgili olarak Kasım ayında, geçtiğimiz Kasım ayında bir mahkeme karar vermişti. Bu kadar kesintinin yapılmasının insani olmadığı ifade edilmişti. Mahkeme bu kararın mahkeme bu kesintilerin yüzde %30'da sınırlandırılması gerektiğini ifade etmişti. Bununla ilgili olarak Federal Çalışma Bakanı şunları söyledi. Hiçbir şekilde kira ve geçimini sağlayacak, temel yardımın kesilmemesini sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Bakan Ayrıca yardım kesintisini %30 ile sınırlandırmasının da yeni düzenlemeye koymak istediklerini belirtti. Kesintinin de ancak geçerli gerekçe göstermeden sorumluluğunu yerine getirmeyenlere ve verilen randevuya mazeretsiz olarak gitmeyenlere uygulanması hedefleniyor. Yine Çalışma Bakanı şunları söyledi: "Biz daha fazla güven veren bir sosyal devlet oluşturmayı istiyoruz." dedi değerli izleyicilerimiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Çalışma Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu açıklama çok önemli yani işsizlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde en fazla almış oldukları paradan yüzde 30'luk bir kesinti yapılacağı anlaşılıyor Saygıdeğer izleyicilerimiz göçmenlerle ayakta duran Almanya'nın artık göçmen istemediğini gözler önüne seren bir haberi sizlerle paylaşacağım bakın 2020 yılında göçmen istatistikleri yayınlandı ve bu istatistiklerle ilgili Almanya'nın en önemli bakanlarından bir tanesi olan Federal İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Bakın. Son 4 yıldır düşüş yaşanan Almanya'ya sığınmacı başvurusu sayısı 2020 yılında 76.061 olarak açıklandı. Yani geçen yıl 76.000 kişi yaklaşık sığınma talebinde bulundu. Bu rakam bir önceki yıla kıyaslandığında buçuk azaldı. Tabi bu azalmanın en önemli nedenlerinden bir tanesi de koronavirüs. Bunu hepimiz biliyoruz. Rakamların düşmesiyle ilgili olarak Federal İçişleri Bakanı başvuru sayısının düşmesinin kendilerinin yürüttüğü göç politikasının başarısı olarak nitelendiriyor. Almanya'da geçen yıl en çok sığınma talebinde bulunanlar Suriyeliler. 25.373 kişi geçen yıl Suriyeliler sığınma talebinde bulundu. 8.051 ile Afganlılar Almanya'dan sığınma talebinde bulundu. Üçüncü sırada ise 7355 ile Iraklılar bulunuyor. Peki Türkler evet Türkler de dördüncü sırada 5196 Türk Almanya'dan sığınma talebinde bulundu. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz Almanya İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu Federal İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama çok manidar. Diyor ki bizim başarımız diyor. Yani sayının düşmesini. Şimdi Almanya'nın gerçekten artık göçmen kapasitesinin dolduğunun ve artık göçmen istemediklerinin en büyük göstergesi. Sınır dışı noktasına insanlar daha kolay getiriliyor. Çünkü artık gerçekten özellikle de bu koronavirüs nedeniyle ülkenin ekonomik anlamda geriye doğru gitmesi, işsiz sayısının artması, göçmenlere bakışı tamamen değiştirdi. Bundan sonra Almanya'ya Göçmen olarak gitmek, yerleşmek eskisinden daha da zor olacak. Bu açık bir şekilde görülüyor. Bakın değerli izleyicilerimiz. Bizim vatandaşlarımız içerisinde de Almanya'nın içinde bulunduğu bu tabloyu görüp özellikle emekliler ya da Türkiye'de yatırımları bulunanlar da ciddi anlamda Türkiye'ye dönmeye başladılar. Bununla ilgili özellikle tatil yörelerinde Türkiye'nin tatil yörelerinde Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız ev alıyorlar, arsa alıyorlar. Yani değişik yatırımlar yapıyorlar. Hayatlarının bundan sonraki kısımlarını Türkiye'de geçirmek istiyorlar. Koronavirüs nedeniyle evleri müstakil Türkiye'de müstakil evleri bulunanlar binlerce Almanya'da yaşayan vatandaşımız Türkiye'ye gitti. Bunu Sizlerde yakın çevrenizden eminim ki gözlemliyorsunuz. Özellikle tatil yörelerine çok büyük bir akım var. Bununla ilgili olarak tam yeri gelmişken önemli bir konuda sizlere Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konu hakkında önemli bir hatırlatmada bulunacağım. Bakınız. Özellikle Avrupa kanallarında Türkçe yayın yapan Avrupa kanallarında tatil yörelerinde Bodrum, Milas, Antalya Fethiye gibi Türkiye'nin tatil yörelerinde bazı ev kampanyaları, bazı müteahhitlerin inşaat firmalarının ucuza ev sattığı yönünde, evlerle ilgili satış yaptığı yönünde yayınlara rastlıyoruz. İşte şu kadar 99 bin euro verirsen işte seni havaalanından alıyoruz, uçak biletini alıyoruz. İşte Antalya'da, Bodrum'da, Marmaris, Fethiye, Göcek, Datça aklınıza gelebilecek her yerde inşaat projeleri var. Bakın Aman çok dikkatli olun. Dolandırıcı kaynıyor. Siz ucuza ev sahibi olacağım diye yıllarca çalışıp biriktirdiğiniz paraları her an kaptırabilirsiniz. Bu televizyonlarda reklam yapanların çoğu sahtekar dolandırıcı. Sakın paranızı kaptırmayın. Bakın bunlar diyorlar ki işte şu kadar metrekare ev hemen tapu işte e size şu hizmetleri veriyoruz. Bu hizmetleri veriyoruz diye sizi bir şekilde özellikle televizyonlarda para vererek yayınlamış olduğu bu reklamlarla sizi tuzaklarına düşürüyorlar. Bakın bu evlerin çoğunun iskan belgesi yok. İskan belgesi ne demek? Sizin o evi aldığınızda her şeyin legal olduğunu, o inşaat projesinin ya da o evin Projesinin belediye tarafından olaylandığını gösteren belgeye biz iskem belgesi diyoruz. Ama değerli izleyicilerimiz bu evlerin çoğunun iskem belgesi yok. Örneğin 80-100 metrekare diye satıyorlar daha düşük çıkıyor. Bu evlerle ilgili o kadar çok sorun var ki akıl alır gibi değil. Bu televizyonlardan yayın yapan firmaların çok büyük bir kısmı dolandırıcı. Siz siz olun neresi olursa olsun Türkiye'nin neresi olursa olsun sakın ola ki paranızı kaptırmayın. İlla ev alacaksanız şunları yapacaksınız. Önce gideceksiniz belediyeye. Bu ev neredeyse oranın belediyesine gideceksiniz. Diyeceksiniz ki ben bu evi almak istiyorum. Bu evin imar durumu nedir? İzinleri nedir? Bunların hepsini size tek tek verecekler. Yazılı bir şekilde dilekçeyle başvurun. Sözleş kesinlikle itibar etmeyin. Yazılı. Size diyecekler ki bu ev şu kadar metrekare. Bu ev hala inşaat aşamasında ya da her şeyi legal diyecekler ya da sakın ola ki şu anda bu evi almayın diyecekler. Sonra gideceksiniz tapu dairesine. Tapu dairesi de size bu evin üzerinde herhangi bir ipotek, icra gibi bir şeyin olup olmadığını söyleyecek. Bunları yapmadan sakın almayın. Yine almayın bakın. Gelecekseniz o siteye ya da orası neresi komşulara soracaksınız. Burası nasıl bir site? Aidatı ne kadar? Bunların hepsini sorun. Bakın aidat adı altında şu anda yazdık yerlerde en az 800-900 lira civarında bir aidat alınıyor. Her ay ödemek zorundasınız. Bu aidatın karşılığı ne? Karşılığı var mı, yok mu? Oradaki komşulara sorun. Çevredeki insanlara sorun, soruşturun. Bakın değerli izleyicilerimiz, ortalık dolandırıcı kaynıyor. Özellikle Milas'ta, Bodrum'da, Marmaris'te, Fethiye'de, Datça'da Antalya'da pek çok yerde pek çok dolandırıcı sözde müteahhitler var. Sakın siz siz olun. Yurt dışında yaşayanlara söylüyorum. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde bu sahtekarlar, bu dolandırıcılar reklamlar veriyorlar, televizyonlara çıkıyorlar. Sakın ola ki paranızı kaptırmayın. Kesinlikle bunlara itibar etmeyin. Bakın bunlar parayı alıyorlar. Parayı başka birinin adına yatırıyorlar. Tapuyu başka biri veriyor. Size evin satışını yapan başka bir şirket. Yani 3 dört tane ayağı var. Bunlar dolandırıcı olduğu için hukuktaki boşlukları da çok iyi biliyorlar. Yani siz parayı verdikten sonra muhatap bulamazsınız. Aman siz siz olun. Sakın ola ki bu dolandırıcılara paranızı kaptırmayın. Bak tekrar söylüyorum değerli izleyicilerimiz. Şu televizyonlarda gördüğünüz inşaat firmalarının çoğu dolandırıcı. Parayı verdikten sonra muhatap yok. Özellikle Milas'ta, özellikle Bodrum'da dolandırıcı çok. Sakın ola ki paranızı kaptırmayın. Bakın bunların bir kısmı çıkıp televizyonlara Alman güvencesiyle Made in Germany diye reklamlar yapıyorlar. Bunlar sahtekar dolandırıcı. Sakın ola ki paranızı kaptırmayın. Bunlar ellerini oluşturuyorlar sizleri bekliyorlar, kurbanları bekliyorlar. Özellikle de euronun yüksek olduğu dönemlerde çok sayıda kurban, gurbetçi vatandaşımız bunların ağına takılıyor. Aman siz siz olun. Sakın ola ki paranızı bu sahtekarlara, bu dolandırıcılara kaptırmayın. Bakın paranızı verirseniz muhatap bulamazsınız. Aman siz siz olun uzak durun. İlla bir şey yapacaksanız Az önce anlatmış olduğum yollardan geçtikten sonra ve en sonunda da bir avukatla hareket ederek mutlak surette bir şey alabilirsiniz. Aksi halde sizi alttan girer, üstten çıkarlar, dolandırırlar. Bakın bu konuyla ilgili bize yazan çok sayıda vatandaşımız var. Biz bunu geçtiğimiz aylarda da gündeme getirmiştik. Aman siz siz olun, uzak durun. Özellikle Milas ve Bodrum'da dolandırıcı kaynıyor. Aman paranızı kaptırmayın. Bakın para kazanmak öyle kolay falan değil. Yani hepiniz biliyorsunuz. Gece gündüz robot gibi hepimiz çalışıyoruz. Ama bu kazandığımız parayı biz yiyemedik, al sen ye diye bu sahtekar dolandırıcıların eline teslim ediyoruz. Sakın yapmayın. Bakın sakın yapmayın.